X cismi balkonun kanunusunda ağırlığı önemsiz ip ve sürtünmesi makara ile oluşturulmuş düzenek kullanarak şekil 1'deki gibi sabit hızda sürtmesi kalas ağırlığı önemsiz ip ile oluşturulmuş düzenek kullanılarak şekil gibi sabit hızda çıkarılıyor. Yani birinde makara yardımıyla doğrudan çıkıyor birinde ilk düzenle çıkarılmış oluyor. X cismi yerden kanunusuna çıkarılırken şekil 1'de yer çekimine karşı yapılan iş W1 ip oluşan gerime kuvveti T1 yükünü alıyor yol X1. Şekil 2'de yer çekimine karşı yapılan iş W2 ip oluşan gerime kuvveti T2 yükünü alıyor yol X2'dir. Buna göre yargılar hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar işimiz şu. M kütleli mesela X cismini K noktasını yani H yüksekliğine çıkarmak. Yapılan iş aynı olduğu için hangi yoldan çıkarsan çıkar yapılan iş aynıdır. Hatta kazanan enerji kadarlık iş yapılmıştır deriz. Oradan da hesaplayabiliriz. Mesela burada MGH kadar potansiyel enerji kazandırıldıysa yüksekliğine H diyecek olursak. Burada da MGH kadar potansiyel enerji kazandırılmış ülke. O zaman o kadarlık iş yapılmıştır deriz. İşler birbirine eşit olur. Aldık. 2. Tabi sürtümeler önemsiz. O da önemli tabii ki ip gelmesini soruyor. Arkadaşlar ip gelmesi bu cismin ağırlığı ne kadarsa mecburen ip gelme sonuçta olacak. Yani şunun ağırlığını mxg diyecek olursak bu ipteki gerilme kuvveti de mxg'ye kadar olacak ama ikinci şekle baktığımızda bakın şuraya alfa dediğimizde aşağı doğru ağırlığı mxg fakat şu bileşen mxg sinüs alfa oluyor. O yüzden ipteki gerilme kuvveti yeni durumda ikinci durumda mxg sinüs alfa kadar olurmuş. Dolayısıyla daha az olurmuş. Mesela t1 t2'den daha büyüktür deriz. Burada eşittir dediği için yanlış olmuş oldu. Üçüncü üstte işte aldıkları yollar x2 x1'den daha büyüktür diyor. Evet. Burada doğrudan yukarı çıkardığı için h kadar yol aldı ama burada Pisagor'dan dolayı şu uzunluğa bakmamız lazım. O uzunluk da daha fazla olduğundan x2 x1'den büyüktür deriz. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış. Şekildeki asansör sisteminde çelik halatın bir ucu asansör kabinine diğer ucu ise denge ağırlığına bağlanmıştır. Denge ağırlığının büyüklüğü asansör kabinin ağırlığı ile asansörün maksimum yük kapasitesinin yüzde 40'ının toplamı kadardır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. 1. Denge ağırlığının kullanılması asansörü yukarı çıkarmak veya aşağı indirmek için gerekli enerjiyi azaltır demiş. Evet arkadaşlar asansörü yukarı doğru çıkarken motor tek başına çıkarmak yerine denge ağırlığı da onun çıkarmasına yardımcı oluyor. Mesela doğru bilgi. 2. Asansör kabını aşağı inerken denge ağırlığına uygulanan kuvvet yer çekimine karşı iş yapar demiş. Asansör kabını aşağı inerken denge ağırlığı yukarı doğru çıkacak. Yer çekim aşağı yönde olduğu için yer çekimine ters yönde hareket ettirdiğimizde yer çekimine karşı iş yapılır diyoruz. Eğer aşağı doğru hareket etseydi yer çekim kuvveti iş yapardı denge ağırlığı üzerinde. Bu bilgi doğru. 3. Denge ağırlığı kullanılması tahtara belli de iki tarafa eşit ağırlıkta çocuklar oturtulduğunda yükselip alçalmalarının kolay olmasına benzetilebilir. Aynen öyle arkadaşlar. Bir tarafa yani tek başına biri otursa kendini yukarı aşağı çıkarması çok daha zor olacak ama diğer tarafa biri oturduğunda aşağı böyle bir destek alaraktan yukarı aşağı çok rahat hareket ettirebilir kendini. O anlamda benzer bir mantık cevabımız edin olurmuş deriz. Sıcak hava bulutunun şekildeki yörünge izleyerek sabit süratle K konumundan L konumuna geliyor. Buna göre balon K konumundan L konumuna gelirken nijeklerin hangileri azalır demiş. Arkadaşlar şurada sabit süratle hareket ediyor diyor. sabit süratle gidiyorsa hızının büyüklüğü değişmiyor. Kinetik enerji 1 bölü M kare dolayısıyla kütlesi ve hızına bağlı. Kütlesi de hızla değişmediği için kinetik enerji değişmeyecek. Potansiyel enerji cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerji MGH olmuş oluyor. Kütlesi değişmiyor. Yer çekimi değişmiyor ama yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi azalır deriz. Mekanik enerji ise kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı. Kinetik enerji değişmiyor fakat potansiyel azaldığı için mekanik enerji azalırmış. O yüzden cevabımız 2 ve 3 denizde olur deriz. Yatay zeminde şekli konumlardan durgun halde bulunan özdeş market arabalarından şekildeki boş market arabası yatay F kuvveti etkisinde K'dan L'ye şekildeki dolu market arabası yatay F kuvveti etkisinde M'den N'ye kadar itiliyor. Buna göre LN noktalarından geçerken market arabalarına ait niceliklerinden hangileri birbirinden farklı demiş sürtmeden önemsiz diye de belirtiyor. Birinci olarak ivmeden bahsetmiş. Arkadaşlar f eşittir yerine yazacak olursak şuradan ivmeyi çekersek a eşittir f bölü m. Bakın bunları iten kuvvetler eşit fakat kütlesi ikinci arabanın daha büyük. O zaman ivmesi ikinci arabanın daha küçük olacak. Dolayısıyla bu birbirinden farklı oldu ivme. Geldik şimdi hız ve enerjiye. Arkadaşlar biz bu arada ne yapıyoruz f kuvveti iterek market Aslında bir iş yapıyoruz. Yapılan işimiz f çarpı x. O zaman birincide yapılan iş ile ikinci de yapılan işler birbirine eşit. Bakın ne kadar iş o kadar enerji kazanacak. sürtünmesiz ortamda sadece yatayda hareket ettiği için kinetik enerji kazanacak. Dolayısıyla birinci durumda da ikinci durumda da kinetik enerjiler birbirine eşit olur. Bakın kinetik enerjiler farklı olmadı. Ama şimdi hız sorduğunda bunu açarsak 1 bölü 2 mv kare de yazmamız lazım. m1 çarpı v1'in karesi diğeri ise 1 bölü 2 çarpı m2 çarpı v2'nin karesi. Bakın ikinci de M2 fazla. Sol taraflar eşit. Fx'ler birbirinin aynısı. Bir bölükler sabit zaten. Attık onu. Kütlesi büyük olduğu için ikincinin hızı küçük olmalı. Yani boş olan arabanın hızı L noktasında dolu olan arabanın N noktası hızından daha büyük olacakmış. Dolayısıyla hızları birbirinden farklıdır deriz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 bursa olacakmış. Daima yatay doğrusu uygulanan F kuvvetiyle sürtmeli duvara bastırılan kutu sabit size aşağıya kaymakta olup kutunun ağırlığı G kutu etkeden sürtme kuvveti Fc'dir. Kutunun saatsizde kaydığı zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hava sürtmesi de önemsizmiş. Bir de ne diyor? F kuvveti kutunun üzerinde iş yapmaz diyor. Arkadaşlar hareket yönü aşağı tarafa doğru. Kuvvet ise buna dik bir şekilde uygulandı. Dik kuvvetler iş yapmaz diyoruz. O yüzden burada iş yapılmaz doğru. F kuvveti bir iş yapmamış. 2G FSA'den büyüktür diyor. Mantıklı gibi gelebilir arkadaşlar. Aşağı doğru gittiğine göre FC'den büyük olmaz mı? Olmaz. Neden? Aşağı doğru ivmeli hareket yapmıyor. Aşağı doğru sabit hıza gidiyor. Sabit hıza gidiyorsa net kuvvetimiz sıfır olmalı. Net kuvvet sıfır olacaksa fc'nin büyüklüğü eşit olmalı g'ye. Büyüklük olarak eşit olacak. O yüzden mutlak değer içerisine alınarak söylenmesi gerekir. Ama burada g fc'den daha büyük demiş. Yanlış. g fc'ye büyüklük olarak eşit olacaktı. O yüzden yanlış üç kutunun mekanik enerjisi azalır demiş. Mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına deniyor. Kinetik enerji sabit hıza için değişmiyor. Yüksekte azaldığı için potansiyel enerjisi azalıyor. O yüzden de mekanik enerji azalırmış Deniz Cevabımız 1 ve 3 denizde olurmuş. Özdeş, türdeş ve kalınlıkları önemsenmeyen kartonlarla oluşturulan kule şeklindeki bir dengededir. Kulenin birinci sırasındaki kartonların yere göre toplam potansiyel enerjileri E1, Üçüncü sıradaki kartonların yere göre toplam potansiyel enerjileri E3'tür. Buna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar yan tarafta şekli ben çizdim. Bunun üzerinde bir küçük bir şey göstermek istiyorum. Evet bunlar tek tek hesaplanabilir ama bakın şurada pratik bir şey öğretelim. Bundan sonra sorularda kullanabilirsiniz çünkü. Şimdi özdeş küpler düşünün mesela ya da herhangi bir şey olabilir. Bu silindir de olabilir üst üste konulmuş fark etmez. Özdeş olsun yeter ki. Şimdi en alttakini düşünecek olursak bakın kütle merkezin tam ortada olduğunu düşünürsek şu yüksekliği isterseniz haş kadar diye O zaman geri kalan yükseklerin her biri de haş haş kadar diye bölelim isterseniz. Bakın şimdi şuraları da bölelim. Toplam yüksek 6 haş olmuş olsun. Birincinin kütle merkezi burada. ikincinin kütle merkezi burada. Üçüncünün kütle merkezi burada olmuş oluyor. Bakın birincinin yerden yüksekliği haş kadar. İkincinin yerden yüksekliği 3 haş kadar. Üçüncünün yerden yüksekliği 5 haş kadar. Yani birincinin potansiyel arası mg haşken ikincinin potansiyel arası mg 3 haş oldu. Üçüncünün potansiyel arası mg 5 haş olmuş oldu. Bir üstteki de mg 7 haş olacak. Yani üst üste özdeş cisimler konulduysa enerjileri 1, 3, 5, 7, 9 diye gidermiş diyebilirsiniz arkadaşlar. İspatı burada olmuş oldu. Bundan sonra sorularda kullanabiliriz. Şimdi birinci sıraya bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. O zaman bunların her birinin enerjisine 1 diyeceksek toplam 10 diyeceğiz. Üçüncü sıraya bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var ve her birinin enerjisi 5 katı olacaktı. 1, 3, 5 diye gidiyordu ya. Yani 5, 10, 15, 20, 25, 30 diyebiliriz. Dolayısıyla bunların enerjisine de o yüzden de oranımız 10 bölü 30'dan 1 bölü 3 yapacakmış deriz. Sürtmeli pistin K noktasından ilk hızsız harekete geçen kaykaycı vücudunun duruşunu değiştirmeden bir süre sonra L noktasından geçiyor. Kaykaycının K noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi EP, L noktasındaki kinetik enerjisi EK, L noktasındaki mekanik enerjisi EM'dir. Buna göre EK, EM'ye ait sütun grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Arkadaşlar başlangıçta yere göre potansiyel enerji şuranın yükseklik olarak burayı alacağız. Tamam kalsın bir onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Birazdan L'ye geldiğinde bakın L'de potansiyel enerjisi var. Artı bir de hızından dolayı kinetik enerji var kinetik kinetikte potansiyelin toplam başlangıçtaki potansiyeli eşit değil. Çünkü arada bir de sürtmeli olduğu için bir kısmı da sürtmeye harcayacak. Ama neleri biliyoruz dersek ona bir bakalım isterseniz. Bir defa bunun buradaki kinetik enerjisi başlangıçtaki potansiyel enerjiden daha az olmalı. Çünkü bir potansiyelin tamamı kinete dönüşemeyecek. Hem orada biraz potansiyel var. Artı bir de gelirken sürtmeye de bir kısım harcadığı için ne yapacak kinetik enerjisi başlangıçtaki potansiyeli göre daha düşük olması lazım. Hadi önce ona bakalım isterseniz. A'da düşük. B'de eşit olduğu için B'yi eleyelim. C'de düşük. D'de düşük, E'de düşük. Tamam. Birinci elememiz bu olmuş oldu. Devam edelim. Başka ne biliyoruz arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi şu noktadaki mekanik enerjisi de EM demiş. Bakın mekanik enerjisi de kinetik enerjiden daha büyük. O zaman mekanik enerji kinetikten daha büyük olanı arayacağım. Adana'da daha büyük değil. Bakın Deniz'de daha büyük değil. Edirne'de ve Ceyhan'da daha büyük. Onda da anlaştık. Sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir şeye daha bakacağız. Ya başlangıçtaki potansiyel enerjiyle bu mekanik enerjiyi de kıyaslayabiliriz. Neden? Sürtmeli olduğu için o potansiyel enerjinin toplamı bir kısmını kaybedecek. O yüzden de potansiyel mekanikten daha büyük olmalı. Edirne'ye bakarsak potansiyel ile mekanik eşit verilmiş. Ama Ceyhan'da potansiyel mekanikten daha büyük. O yüzden cevabımız Ceyhanmış deriz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Motorlarda çeşitli kimyasallarla zenginleştirilmiş motor yağları kullanılmaktadır. Buna göre motor yağların işlemlerinden hangilerini gerçekleştirir demiş motorun aşırı ısınmasını engelleme demiş. Evet arkadaşlar sürtümeden dolayı zaten ısınma aslında gerçekleşiyor. Dolayısıyla onu azaltır. Evet doğru. İki, motorun verimini artırma. Aynen öyle. Herhangi bir makine düşen. Mesela bulaşık makinesi 1000 Joule enerji veriyoruz. 1 saat çalışması için. 200 Joule ısınıyorsa 800 Joule ne yapıyor? işte bulaşıkların yıkanması için pervaneleri döndürdüğünü düşünelim. O zaman verim %80 oluyor. 1000'e 800 ise %80. Ama kayıp enerji olan 200'ü 100'e düşürsek verim o zaman %90'a çıkacak mesela. Bu anlamda artırır deriz motorun parçaların aşı, aşınmasını engeller demiş. Evet sürtünmeden dolayı motor parçalar aşınıyorken sürtünmeyi azalttığınız zaman aşınmasını da engelleyecektir. O yüzden cevabımız 1 2 3 edirne olurmuş deriz.